Muslera benim için Muslera ve diğerler diye ayırmak lazım şu aşamada. Tabii yerli kaleciler içerisinde Harun da iyi kaleci, Mert de iyi kaleci. O bundan üstündür, bundan üstündür demem pek de doğru olmayacaktır ama ben Muslera ve diğerleri diye zor bir durum. Kabul edilebilir bir durum değildir. Yani futbol açısından da. Volkan uzun yıllar Fenerbahçe'de oynamış, hizmet etmiş. Ve Fenerbahçe için aslında bir taraftar edaisiyle hareket edebilen isimlerden bir tanesi. Bunun artıları var, eksileri var, yanlışları var, doğruları var. O ayrı bir şey, ayrı bir nokta. Ama sonuçta yönetim kurulu böyle bir karar almış ve kadro dışı kalmıştır. Sayın Başkan Ali Koç Fenerbahçe TV'de çıktığında Volkan'la ilgili yaptığı hatalar belli. Özür dilerse kapımız açık dedi. Çok güzel bir yaklaşım. Çünkü eğer yönetim kurulu kadro dışı bıraktığı bir futbolcu ile ilgili böyle bir söylemde bulunabiliyorsa bu büyük bir erdemliktir aslında. Ben sonrasında Volkan'ın bir özür mesajını çok bekledim. Aradan zaman geçten sonra bir mesaj yayınlandı ama o mesaj beni tatmin etmediği gibi herhalde yönetim kurulunda tatmin etmemiştir. Son mesajındaki tabloyu ben beğenmedim açıkçası. Bundan dolayı şu an Volkan Fenerbahçe'ye geri dönmedi. Futbolun yönetim kademesinde olmayı planladım. Futbol bıraktıktan sonra hep bu anlamda çalıştım. Futbol bıraktıktan sonra bir yıllık eğitimden geçtim. Bunun neticesinde milli takımlar genel koordinatörlüğü görevine getirildim aslında. Güzel bir görevdi benim için de. Kafamdaki planlamış olduğum ülke futbolunun gelişimi, özellikle alt yaş gruplarıyla ilgili gelişimi, sonra mali anlamda ülke futbolunun gelişimi nasıl düzelebilir gibi. Yani aslında o kadar çok projemiz vardı ki. Fakat yaşanan süreçte bunların mümkün olmayacağını gördük. Öyle bir düzen ve sistem var ki bu düzen ve sistem içerisinde siz orada olma şansınız yok. Bu sistem ve düzen bu şekilde devam ettiği sürece ne ben, ne benden öncekiler, ne benden sonrakiler. Çok zor o sistem içerisine girmesi. Bu benim ne ayıbım ne de yanlışım. Bu olsa olsa Türk futbolunu ve de Türk futbolunu yönetenlerin ayıbı olur. Başka bir şey olmaz yani. Bazı yanlış hatalarımız oldu. Ama hiçbir zaman keşke demedim. Niye Manchester United, niye Arsenal varken Barcelona'ya gittin diye hep de bana sordular. Ben Barcelona taraftarıydım. O formayı bir kere giyip benim için yeter diye düşünüyordum. Oradaki hocamızın tercihi bizi oynatmama yönündeydi. Oynatmadı. O ayrı bir şey ama bundan dolayı hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Tek amacım vardı Fenerbahçe'de futbolu bırakabilmek. Bunu da eski başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a da ifade ettim. Kendisi de öyle olmayacağını bana ifade edince oynama süremi kısıtladığı için öyle bir karar almak zorunda kaldım. Sayın Başkan Yıldırım Demirören hakikaten onun hakkını ödeyemem. Her daim kapım açık, buyur gel dedi. Biz de Beşiktaş'a gittik. Bak keşke demiyorum. Gönül isterdi ki ben Fenerbahçe'de bırakabileyim. Dolayısıyla yapmış olduğum her şeyden son derece memnunum ve yaptıklarımda hep gurur duydum. Bir şey istedim. Jübile ve 2 yıl daha Fenerbahçe'de kalma. Bana verilen cevap da 1 yıl sana da jübile yok. Bu anlaşma değil. Ben bunun neticesine gittim zaten. Hiç unutmuyorum, bu konuşma olduktan sonra stattaydık. Stattan aşağı inerken Rıdvan Dilmen'le karşılaştım. Ne oldu dedi. Ayaküstü anlattım. Sonrasında da ifade ettim kendisine zaten. Bugün Florya'ya gidiyorum. Saygıyla karşılaşıyorum. Ümraniye'ye gidiyorum. Stada gidiyorum. Aynı şekilde karşılaşıyorum. Ya Fenerbahçe benim için ayrı zaten. Ama gittiğim her yerde böyle bir durumda karşı karşıya kalıyorum. Bu güzel bir şey. İnsanlar tarafından sevilmek, saygı görmek. Bu değeri yakalamış bir isim olduğum için kendimi Türk futbol camiasının bir bireyi olarak görüyorum. Ben evet, Fenerbahçeliyim, bunu her yerde söylüyorum. O kadar çok güzellikler yaşadığım, o kadar çok ağır şeyler yaşadığım bir camiam da olsa ben oranın bir parçası olarak aslında kaldım. Ama yaşanan profesyonel süreçte tabii ki Beşiktaş oldu, onun da ayrı bir yeri var. Ama dediğim gibi ben Fenerbahçe benim için bir numara ama ben Türk futbol camiasının bir üyesiyim. Şimdi aslında her şey 2002 Dünya Kupası'ndan sonra başladı. Manchester United ile Arsenal ile ön mukavele yapıldı. Fakat hiç ummadığımız bir telefon bütün her şeyi değiştirdi. Laporta'dan gelen telefon Pini'ye. Barcelona başkan adayı Sayın Juan Laporta beni aradı. Eğer başkan seçilirsem rüştü gelir mi diye bana sordu. Ne dersin dedi. Ben de dedim ki ben bir Barcelona taraftarıyım. Hakikaten seçilir mi Laporta? Bir bakalım dedim. Belirli bir zaman sonra döndü bana. Evet, Laporta başkan olarak seçilecek. O zaman dedik biz de yapmış olduğumuz ön mukaveleleri iptal edelim ve Laporta'yı beklediğimizi söyleyelim. Hakikaten öyle yaptık. Yani aradık, Sayın Başkan tekrar aradı. Ne düşünüyorsunuz diye dedik ki Sayın Başkan'a, başkan olduğun an seninle beraberiz. Seve seve de gelmek isteriz. Hazirana kadar bekledik. Yani düşünsene şimdi Ocak'ta belki imza atacaktın Manchester United'da ya da Arsenal'a ama biz
risk aldık. Hatta Fenerbahçe ile de sözleşme imzalamamışımızın sebebi oldu. Yani o, çünkü Sayın Başkan biliyordu. Cemil abi, Cemil Turan iyi biliyordu. Tahir Kıran iyi biliyordu. Onlardan da bu anlamda izin istedim. Ben oraya gideceğim. Olmazsa gitmem. Yani başkan seçilmezse gitmeyeceğim. Yani başka bir takıma da gitmeyeceğim ama olursa benim hayalim budur, gideceğim dedim. Nitekim öyle Haziran'da başkan seçince Vanlapor'da biz de Temmuz ayında Barcelona'da olduk. Bir kere şunun altını çizeyim. Dünyanın en iyi futbolcusu, en iyi futbolcusu da olsanız bir yerden bir yere gittiğiniz zaman zorluklarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Belirli bir zaman aralığından sonra da artık performans ortaya koyuyorsunuz. Bu bir gerçektir. Yani bunun önüne kimse geçemez. Benim sürecim bu şekilde işlemedi. Ben Amerika'daki turnuvada Barcelona'nın kalesini korudum. Son derece başarılı bir performansla İspanya'ya döndük. Fakat ne oldu? İspanya'ya döndükten sonra oldu. Ray Kart'ın kendine göre bazı sebepleri vardı. Bunu da bana hep şu şekilde ifade etti. 3+1 yabancı vardı o zaman İspanya'da. Hep onu söyledi bana. Şimdi Ronaldinho vardı, Saviola vardı, Rafael Marquez vardı. 4. yabancı da bendim. Daha lig başlamadan işte ben tercümanım, ben ve kendisi, işte Begristein de var. Şunu söyledi bana, ben seni ligde oynatmayacağım. Ben seni Avrupa maçlarında oynatacağım. Biz de tamam dedik. Ben ilk maçımı 19. haftada oynadım. İlk 11 maçımı. Bu süre içerisinde ben birkaç tane Avrupa maçı oynadım. Bu ister istemez insanda güven kaybına neden oluyor. Siz bir ispat çabasına girmeye çalışıyorsunuz. Sonraki süreçte ne oldu? Evet, yani 4-5-0 yendiğimiz bir maç oldu. O maçta evet, bir tane iki tane hatalı gol yedim, kabul ediyorum. Her insan hata yapabilir. Zaten hoca da böyle bir bahane var. Çünkü o takım o zamana kadar çok kötü gitti. Biz bir toparlama sürecine girdik. Ondan sonra ben böyle bir performans gösterince, bir maçlık performans gösterince, çünkü ben orada 7-8 tane maç oynamıştım. Her şey yolundaydı aslında. Aradığını buldu ve o şekilde bizi tekrardan kulübeye aldı. Dediğim gibi benim karşılaştığım durum, yaşadığım süreç biraz daha farklıydı. Zamanla ilgisi olmayan bir süreçti. İnsanın yaşı kaç olursa olsun hata yapma hakkına sahiptir ve hata yapacaktır. Arda da hata yaptı. Neymar olmazsa olmaz, sorun yok, Arda var denilen bir performans sergilerken Arda ile ilgili yaşanan sıkıntı, asıl sıkıntı buradaydı. Biliyorsun milli takım süreci içerisinde bazı sorunlar yaşandı. Süre içerisinde Arda bayağı yıpratıldı. Ülke insanımız tarafından da bayağı yıpratılan bir Arda'dan bahsediyoruz. Ama Türkiye'ye dönecekse en doğru kulübe dönmüştür. Huzur bakımından performansını yukarıya çıkarabilecek ortamın olduğu bir takıma geldi. O da Başakşehir takımıydı. Bireysel yanlışlar, bireysel hatalar sadece Arda'yı ilgilendiriyor. Arda'nın bazı şeyleri mukayese edip, düşünüp ona göre hareket edebilecek bir seviyede kişi olduğunu da biliyorum. Çünkü Arda bizim elimizde büyüdü. Sadece Arda için üzerinden gitmeyeyim. Biz kendi değerlerimize sahip çıkmasını korumayla ilgili yapması gerekenler yapmayan bir toplumuz. Farklı alanlarda, farklı branşlarda başarılı olmuş isimlerden bahsediyorum. Sanat, siyaset, spor, işte yani aklına ne gelebilecek? Avrupa'da veya dünyada bu kadar acımasız değil. Tabii ki Arda bireysel anlamda hatalar yaptı, yanlışlar yaptı. Kimsenin kabul etmeyeceği şekilde, benim bile şaşırdığım şekilde hareketleri oldu Arda'nın. Hala da düşünüyorum bazen Arda bunları nasıl yapabilir diye. Demek ki yapabiliyorsunuz. Demek ki o anki ruh halinizde yapabiliyorsunuz. Doğru mu, yanlış? Ben de diyorum ki neden, niçin yaptı? Demek istedim bu. Ben burada Arda'ya fatura çıkarmıyorum değil. Arda'nın yapmış olduğu bireysel hataları var. Ama Arda'nın bu noktaya gelmesini de tetikleyen etkenler var. Bizler. Kim Arda'yı bu olaylardan sonra çağırıp da ya Arda'cığım ya ne oldu? Nedir? Arda'ya hiç kimse diyorum bakın. Bizlerin desteği bir yere kadardır. Ama asıl desteği vermesi gereken kesimden Arda'ya destek gelmemiştir. Messi. Hani az önce bana bir soru sordun kalecilerle ilgili, Muslera ve diğerler dedin. Benim için de Messi ve diğerleridir. Eleştiren derken 11 yaşındaki çocuktan bahsediyoruz değil mi? 11 yaşındaki çocuktan. Yaşını almış, başını almış insanlar neler hata yapabildiğini. 11 yaşındaki bir çocuk bundan 2,5 ay önce, 3 ay önce bir paylaşım yapmış. Hatta paylaşımı gördüğüm zaman da oğlum bunu kaldırır mısın dedim. Tamam, senin Fenerbahçe olduğunu biliyorum ben de. Bunu deklar etmene de bu kadar gerek yok. Çünkü sen gazete takımı oynuyorsun dedi. Tamam baba dedi, kaldırdı. 3 ay önceki yapmış olduğu paylaşım. Aradan geçen onca zaman diliminde herhangi bir sonuç, bir sorun, bir problem yokken bir anda bir problem oldu. Birileri bir servis yaptı Galatasaray camiasında. Ama 11 yaşındaki bir çocuktan bahsediyorsunuz. Yani diyebilir, ben Galatasaraylı değilim, ben Fenerbahçeliyim, ya ben Fenerbahçeliyim, Beşiktaşlıyım diyebilir yani.
benim hayatımda A olmaz, B olmaz, C olmaz diyebilir. 11 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz, ha, yanlış anlamayın. Neticesinde akademiden beri Galatasaray'da olan oğlumuzu teşekkür ettik. Bunca zaman burada büyük bir gelişim gösterdi, iyi eğitim aldı. Hakikaten hocaları da büyük bir destek verdiler kendine. Daha fazla yıpranmasın. Konuştuk kulüple de sağ olsun, onlar da anlayış gösterdiler. Sonrasında kendi istediği, arzuladığı, olmasını istediği kulübe geldi. Şimdi Fenerbahçe'nin altyapısında benim görüp görebileceğim en büyük taraftarlardan biri olacak. Yani Fenerbahçe taraftarından bahsediyorum. Futbolcu olur mu olmaz mı bilmem. Ama şu ana kadar görüp görebileceğim en büyük taraftarlardan biri olacağı kesin. Sen de bu mesleğe başlarken ilk başladığınla şimdiki gelmiş olduğun konum arasında ne kadar fark olduğunu biliyorsun değil mi? Başladığı gibi durursanız zaten siz orada olamazsınız. Ben de tabii ki spor yazarlığı öyle boş bir meslek değil. Duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etme şekliniz çok önemli. Herkesin anlayabileceği tarzı olması çok önemli. Basit olması çok önemli. Akademik olarak eğitimden geçmedim. Ama biz de yıllarca bırakın işte kitapmış şu okumayı, biz de spor yazarlarını hep okuduk. Bu anlamda kendimi iyi geliştirdiğime inanıyorum. Bazı insan vardır, iyi yazamaz, iyi anlatır, iyi konuşur. Bazı insan vardır, çok fazla iyi konuşamaz veya çok fazla konuşmaz ama yazı dilinde iyidir. Mesela Ahmet Hakan öyledir. Ben de öyleydi. Yani ben de yazı dilim, konuşma dilimden benim çok farklıdır. Bu bir gerçek. Bu yaşadığım ortamda çok önemli isimler vardır siyasetten, iş dünyasından falan. Onlar da her şeye şahit olduğu için hakikaten senin dediğin gibi ben kendimi geliştirerek bu noktaya geldim. Her zaman milli duygular önemlidir. Milli takımda yaşamış olduğum başarılardaki son maçlar önemlidir. Benim için herhalde Dünya Kupası'ndaki üçüncülük madalyasını aldığımız Güney Kore maçıdır. 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki Hırvatistan maçı bu anlamda önemlidir. Bir numara üçüncü olduğumuz, Dünya Kupası'nda üçüncü olduğumuz Güney Kore maçı.